Günümüzde insanlar birbirlerine çeşitli nedenlerle hediye olarak çiçek almayı tercih ederler. Alınan bu çiçekler arasında en popüler olanlardan birisi de güldür. Çünkü gül birçok anlamı, duyguyu ifade eder. Hem görünüşüyle hem de kokusuyla çok güzel bir çiçektir. Gülün beyaz, kırmızı, sarı, pembe, mavi gibi birçok rengi vardır. Bu renklerin hepsi farklı anlamları ifade etmektedir. Şimdi sırasıyla hangi renk gül ne anlama geliyormuş bakalım. Beyaz gül en eski gül çeşitlerinden birisidir. Hem eski hem de modern medeniyetlerin en favori çiçeklerinden olmuştur. Beyaz gül saflığı ve masumiyeti sembolize etmektedir. Aynı zamanda temizlik, gizlilik, saygı, alçak gönüllülük, korku, layık olma, sır saklama ve özgürlük anlamlarına da gelmektedir. Kırmızı gül akla hemen tutkuyu ve gerçek aşkı getirir. Tek bir kırmızı gül seni seviyorum anlamına gelmektedir. Kırmızı gül aşk ve tutku anlamlarının yanında şehvet, saygı, yüreklilik, çekingen ve utangaç anlamlarına da gelmektedir. Pembe güllerin açıktan koyuya kadar birçok çeşidi bulunmaktadır. Pembe güller neşe, mutluluk, minnettarlık, tatlılık, teşekkür ve imrenme anlamlarına gelmektedir. Sarı güller arkadaşlığın ve mutluluğun simgesidir. Aynı zamanda bu güller dostluk, sıcak sevgi, sevinç ve kıvanç anlamlarına da gelmektedir. Kırmızı gül tutkuyu, sarı gül arkadaşlığı sembolize ederken turuncu güller de genelde bu ikisinin arasında bir duyguyu işaret eder. Turuncu güller coşkundur, şendir ve verilen kişiye büyülenmeyi ifade eder. Kısacası turuncu gül cazibe, büyüleme, istek, heves ve gayret anlamlarına gelmektedir. Mercan hafif turuncu bir güldür. Mercan gülleri arzuyu ifade etmekle birlikte mutluluğu da anlatır. Mükemmel bir teşekkür hediyesidir. Ya da birisine hala onu arzuladığınızı hatırlatmanın en iyi yoludur. Şeftali rengi güller genelde takdir ve minnettarlık anlamlarına gelmektedir. Ayrıca sempati, teşekkür etmek veya bir dostun ne kadar özlendiğini anlatır. Lavanta rengi gül ilk görüşte aşk, sihir ve gizem anlamlarına gelmektedir. Birinin size lavanta gül vermesi ilk görüşte aşık olduğu anlamına gelmektedir. Mavi güller mor ve lavantanın varyasyonları olarak vardır. Işıkta neredeyse mavi gibi görüldüklerinden dolayı mavi gül olarak kabul edilir. Mavi gül ilahi aşk ve eşsizlik anlamlarına gelmektedir. Siyah güller var olmasa da koyu kırmızı güller siyah gibi görüldüklerinden dolayı siyah gül olarak kabul edilir. Birine siyah gül vermek bir ilişkinin veya fikrin öldüğü anlamına gelmektedir. Bununla birlikte bazıları siyah gülün yeniden doğuşu ve yeni bir başlangıcı sembolize ettiğini söylemektedir. Değerli vaktinizi ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni videolarımı yakından takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz.